Hanım, tekrar ediyorum. Sayın Bay Raşit Muzaffer Dinç Aslan'la evlenmeyi hiçbir etki altında kalmadan kendi rızanızda kabul ediyor musunuz? Evet. Konukların ve şahitlerin duyacağı şekilde yüksek sesle söyleyiniz lütfen. Evet, kabul ediyorum. Benim önümde ve şahitlerin huzurunda birbirinizle evlenmek istediğinizi belirttiniz. Evliliğinizi evlenme siciline tescil ettim. Hayırlı ve uğurlu olsun. Geldiğimizden beri susuyorsun. Ne bu halin? Anlat hele. Bugün bir düğüne gittim. Kimin düğünü? Güllü'nün. Güllü? Hani hep resmine baktığım kız var ya. Onun işte. Kiminle evlendi bil bakalım. Ben ne bileyim kardeş. Muzaffer Bey'le. Üzülmene değmez o zaman. Muzaffer gibi vicdansız, kitapsız bir adamla evlenen, para pul için seni mahpuslarda terk eden kızdan hayır gelmez kardeş. Keşke dediğin gibi olsaydı. Güllü'nün hiçbir suçu yok. Ben ittim onu Muzaffer'in kollarına. Benim korkaklığım, acizliğim yüzünden gitti. Çok seviyorduk birbirimizi. Ama babası kızım Muzaffer'in yeğeni Zaloğlu'yla evlendirmek istiyordu. Para yüzündendir kesin. Evet. Para. Anayı kızdan, babayı oğuldan ayıran para. Güllü direndi ama. O direndikçe daha çok eziyet etmeye başladılar. Neredeyse her gün dövüyorlardı kızı. Sonunda dayanamadım. Dalıverdim evlerine. Abisi silah çekti. Sonra... Demek adam yaralamaktan yattığım buydu ha. Uğruna bu kadar mücadele ettiğin kızı niye bıraktın be Kemal kardeş? Babası Emis'e haber gönderdiler. Bırak bu kızı yoksa öldürürüz diye. Gözlerini para bürümüştü. Yaparlardı, öldürürlerdi Güllü'yü. İçim kan ağlaya ağlaya yalan söyledim Güllü'ye. İstemiyorum. Sevmiyorum seni artık dedim. Sandım ki hapishaneye girince unuturum onu. Ama olmadı. Bir an bile gözümün önünden silemedim yüzünü. Sonunda bugün... onu beyaz gelinlikler içinde görünce anladım ki... ben onsuz yapamam. Yaşayamam bu hayat. Bu
Muzaffer Bey, size bir sürprizim var. Düğün hediyesi olarak. Müsaade eder misiniz? Kardeşim hadi. Geldik. Kemal? Ana. Şarabı biraz fazla kaçırdı ana. Sabah biraz baş ağrır ama ne yapacaksın? Yatsın uyusun artık. Getirdiğin için sağ ol Yılmaz abi. Yılmaz oğlum. İşte bu oğlan bu kadar. Korkma Meryem teyze. Bir şey yok. Fazla kaçırdık o kadar. Derdi tasası olmasa içmez bu kadar.
Bilmez miyim ben Kemal'imi? Söyle, yoksa hala o kızı mı düşünüyor? Hangi kız? Güllü. Çok seviyorum Gül'ü. Halide yüzünden, değil mi? Evet. Sinirlerime dokundu herhalde. Kusura bakma. Olur mu öyle şey? Ne kusuru? Dinlen sen. Sabah kahvaltıda görüşürüz. Olmaya başladılar işte. E ne yapacaklardı ya? Sarılıp kardeş kardeş yatacak değillerdi ya. Seyyar abla. He. Ne oluyor be? E ne olacak? Nazarın değdi herhal. Baksana beye. Çöktü zavallı. Nasıl azgın olduğunu bilmezsem yapamadı o işi diyeceğim ama. Tövbe tövbe. Kız sana ne elin evli adamının uçkurundan? Kız Seyyar abla. Ne? Yoksa bu güllü soykası soğuk mu çıktı ne? Elinin körü çıktı. Hadi senin işine bak canım. Allah Allah, sabaha kadar zor toplarız bu biz. Hadi kız.
Yok mu sabana bağlayacak bir hayvanın kardeş? Böyle bu işi 3 günde bitiremem. Sana gıytırık da olsa bir at falan uydurmak lazım. Anam için uğraşıyorum Yılmaz. Tarla marla umurumda değil. Bir başım olsam karnımı doyuracak bir lokma ekmek bulurum nasılsa. Tarlanın, toprağının kıymetini bil kardeş. 30 dönüm toprağım vardı vakti zamanında. Muzaffer de yüzü üstüne yatmayaydı. Bugün böyle mi olurdu halimiz? Lakin ben hiç toprak adamı olamadım be Yılmaz. Kendim bildim bileli çırçır fabrikasında çalıştım durdum. Anam da zavallı bir başına uğraşamadı tarlayla. Toprak aş bırakmaz adamı kardeş. Öyle veya böyle ekmeğin topraktan çıkarırsın. Kimseye boyun eğmek, ellerin yanında hizmetkarlık yapmak zorunda kalmazsın kardeş. Sahip olduğun toprakların kıymetini bil. Bak ne diyeceğim Yılmaz. Gel seninle ortak olalım yarı yarıya. Bildirme beni Allah'ın seversen. Benim de el senin toprağına ortak olacak. Bir cürüm toprak alacak param yok be kardeş. Senden para soran mı var? Kafana göre ek biç. Hasattan sonra da mahsulün yarısını ver yeter bana. Bilmem ki. Olur mu? Olur olur. Bak halimi görüyorsun. Bu tarlayı ancak senin gibi biri çekip çevirir. Hadi uzatma. Peki. Allah senden razı olsun be. Sana bu borcumu nasıl ödeyeceğim? Bak hala borç diyor. Ortağız dedik ya. Yılmaz nereye? Muharrem Emmi'nin bir sütçü beygiri vardı. Yaşlı maçlı ama işimizi görür kardeş. Günaydın kocacığım. Günaydın. Dinlendin mi biraz? Oo, hem de nasıl. Kurt gibi de acıktım. Kahvaltı hazır mı? Hazır. Hazır hanımefendi diyeceksin. Kahve kime Gülizar? Halide Hanım istemişti. Söyle ona. Kendine gelince aşağı insin, konuşacaklarım var. Baş üstüne. Hadi canım kahvaltı yenelim. Muzaffer Bey sizi sordu. Konuşacakları varmış. Odasında mı? Yok. Aşağı kahvaltıya indiler kızla. Kız deme artık şuna. Dün gece evlendiler, unuttun mu? Kız ama hala kız Halide Hanım. Ne demek bu şimdi? Benden duymuş olmayın ama. Daha olmadı o iş. Utanmaz. Sen milletin odasını mı gözetliyorsun? Tövbe, ben kimsenin odasını gözetlemiyorum. Bey sabaha kadar aşağıda oturdu. Ben de demin size kahve getirirken ayrı ayrı odalardan çıktılar gördüm. Belli ki hala halvet olmamışlar. Tamam Gülizar, terbiyesizliğin alemi yok. Hadi git işine gücüne bak sen.
balayımızın bu ilk gününde seni yalnız bırakacağım belki ama akşamki sürprizi hazırlamam lazım. Ne sürprizi? Adı üstünde sürpriz. Söylenir mi hiç? Kudururum ben şimdi meraktan. Ölü mü gör söylemezsen Muzaffer? O nasıl söz öyle ya? Ahmet akşam seni kulübe getirdiğinde öğrenirsin. Günaydın. Ayıldın mı nihayet? Otur. Seninle konuşacaklarım var. Ne konuşacaksak baş başa konuşalım abi. Niye? Güllü'den mi utanıyorsun yoksa? Abi. Sözümü kesme. Dün gece yaptıkların affedilir gibi değil. Bizi bütün misafirlerin önünde rezil ettin. Hem de en mutlu günümüzde. Dua et ki sarhoştun. Yoksa bugün ne bu masada ne de bu çiftlikte olurdun. İşte sana fırsat. Güllü'den hemen özür dileyeceksin. Asla. Halide! Halide! Muzaffer dur bırak gitme üstüne. Nedir bu afra tafra anlamıyorum ki. Karımsın sen benim. Sevemedi beni bir türlü işte. Boş ver. Herkes herkesi sevecek diye bir kural mı var? Ben şimdi gider alırım onun gönlünü. Gönlü alınması gereken kişi o değil sensin. Bu terbiyesizliklerin hesabını verecek. Yetti artık. Sakın ha. Beni biraz seviyorsan. Kardeşin o senin. Affet gitsin. Ne iyi ne yumuşak bir kalbin var senin. Kim ne derse desin. Karım olduğun için gurur duyuyorum. Dünkü soyha başımıza amir kesildi. Neymiş efendi? Hanımefendi diyecekmişim Sümüklü'ye. Diyeceksin tabii. O Sümüklü dediğin koskoca Muzaffer Bey'in karısı oldu. Aha! O Zaloğlu'nun avradı olacaktı ki. Onun anasından emdiği sütü burnundan getirecektim ya. Hoş. Bey yakında buna sepet havası çalar. Aha, yaz buraya. Çok beklersin, çok. O Güllü var ya, koskoca Muzaffer Bey yularla eşeğe dönderdi. Herife ne dese o oluyor bacım. Sen kalkmışsın sepet havasından bahsediyorum. Yatakta halvet olmadıktan sonra bey dayanabilir mi bu uza? Hı? Daha bu sabah gözümle gördüm. Ayrı ayrı odalardan çıktılar. Belli ki daha olmamış o iş. Kolay güle. Sağ olasın. Kolaysa başına gele. Ahmet! Aramadığın zaman ortalıklarda dolanır. İhtiyacın olduğunda arasan bulamazsın. Ahmet! Söylesene be Ahmet. He. Sen de bir erkeksin mesela. Diyelim ki evlenmişsin. Ama karın sadece kağıt üstünde karın. Nasıl yani? Ne demek o? Anla işte. Yatakta diyorum. Ne aşına ne fişne. Dayanabilir mi böyle garip? Ahmet! Hadi bana müsaade. Böyle susuna bakma. Dayanamaz erkek milleti ben biliyorum. Neredesin sen? Su içmeye gittiydim. Sana çıkacağımı söylediğim halde niçin arabanın yanında beklemiyorsun? Bekliyordum Halide Hanım. Yalnız hazırlanmanız uzun sürünce ben de... Ne vakit hazırlanacağımı sana mı soracağım ben? Hayır, estağfurullah.
Bir türlü öğrenemedin şunu. Aptal mısın, nesin? Düşünüyorsun kukumav kuşu gibi Habib? Ne düşüneceğim ben mi? DP iktidara gelir. Biz de bu Muzaffer deyyusundan kurtuluruk diyorduk. Herif don değiştirir gibi DP'ye geçti kardeşim ya. Ben dedim de kimseye dinletemedim. Muzaffer bu. Menfaati neredeyse eşeği oraya bağlar. Şimdi güzel güzel oturmuş. Marshall fonundan gelecek paralarla alacağı makineleri düşünüyordur. Sen de Demokrat Parti'ye oy verdiğin avucunu yala. Aha böyle. Ha. Ana azalı topraklarımız ne olacak muhtar? He? Muzaffer'e mi kalacak? Allah kuvvetli kimse toprak onun elinde kalır. Ben derim ki bunun üzerine hep beraber bir bardak su içelim gayrı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz ağalar. Abdül iki çay. Tamam. Arkadaşlara da var ama. Bizden olsun. Sağ olun. Demek öyle Cemşire. Nasıl? Koskoca bu Zaffer Bey'e kayınpeder olmuşsun ha? He, olduk şükür. Artık buralara da uğramazsın yani. Çiftle ne vakit yerleşiyor? Yerleşirik. Acelesi ne? Açıyor mu? Şu hale bak abi. Dünün soğan başı bir herifinin ağzının içine düşecekler ya. Boşuna dememiş hoca Nasrettin ye kürküm ye diye. Yesinler bakalım. Yesinler. Hoş geldin şekerim. Hoş bulduk. Aa, o oturan Renan değil mi? Ta kendisi. Sabah geldi İstanbul'da. Paris'te değil miydi? Geçen hafta dönmüş. Renan? Oo, salut. Comment allez-vous? İyiyim, iyiyim. Ya sen? Merci bien. Ne içersin şekerim? Vallahi senin güzel liköründen alırım. Tabii. Seni gördüğüme çok sevindim Lena. Ne var ne yok Avrupa'da? Bildiğin gibi hep aynı. İnsan bir vakitten sonra sıkılıyor her yerden. Muzaffer evlenmiş, öyle mi? Evet, evlendi. Çok darıldım doğrusu. İnsan lütfedip çağırmaz mı nikahı? Yoksa eski nişanlısıyım diye mi çekindin? Yok canım. Boş ver. O zamanlar bir heyenin karşısında hiç şansım yoktu zaten. Biliyorsun. Gelip geçici bir hevesti benimkisi. Buyur şekerim. Teşekkürler hayatım. Muzaffer yeniden evlendiğine göre yeni gelin Behi'yi bile unutturacak kadar güzel ve akıllı olmalı. Güzel olmasına güzel de Halide'ye kalsa bir kaşık suda boğacak kızı. Aa, niçin kuzum? Ailemize uygun biri değil de ondan Renancığım. Tuvalete helal diyebilecek kadar görgüsüz biri. Tam bir köylü anlayacağın. Yine de tanışmak isterdim kendisiyle. Eğlenceli olabilirdi. Baksana Renan, ne diyeceğim sana? Bu akşam abim kızı büyük kulübe götürecek. İstersen biz de gidelim ha? Hem sen abimi tebrik edersin, hem de kızı görmüş olursun. Je vous rendrai avec plaisir. Tamam. Sen de gelmek ister misin Nerimancığım? Bu akşam olmaz şekerim. Bizim Zeka ile başka bir sözümüz var. Peki. Ne işin var kardeşim fabrikada? Güllü'yle balayında olman gerekmiyor muydu senin? Bunları almadan gidemezdim herhalde değil mi? Neymiş onlar? Paris'e uçak biletleri. Hafta sonu gidiyoruz. Kulüpte Güllü'ye sürpriz yapacağım bu akşam. Kulüpte. Bravo Muzaffer Bey. Bravo, demek kulübe bensiz gidiliyor artık öyle mi?
Boşuna dememişler evlilik erkeği değiştirir diye. Canım, bırak da karımla baş başa bir yemek yiyeyim. Tamam, tamam. Sadece şu 40 yıllık arkadaşını boşlama yeter. Boş. Sen parti değiştirerek şu garibana en büyük kazığı attın ama. Partiye uğradığı mı var Allah aşkına? Benim tek derdim Marshall fonundan gelecek şu para. Ha, biliyoruz, biliyoruz. O parayla sıra sıra traktörler, mibzerler dizilecek, ırgat mırgat derdinden kurtulacaksın. Dinamik ziraat devri başlıyor Zekai. Gün gelecek, o koca Amerika'ya pamuk satacağız, gör bak. İnşallah. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Oho, hala giyinmemişsin Eşit kardeş. Hamza çoktan gidip oturmuştur Giritli'ye. Sen git, ben gelmeyeceğim. Başım çatlıyor. Zıbarıp yatacağım ben. Oh, oldu mu böyle şimdilik ya? İyi, sen bilin. Hadi bana eyvallah o zaman. Savdın mı Cemşir'i? Savdım. Bugün kahvede çok canımı sıktı zaten. Millet Muzaffer'in kayınbabası diye bir elini bıraktı, öbür eline yapıştı Cemşir'in. Bana hiç itibar eden yok. Halt etmiş onlar. Sen olmasan Güllü o çiftliğe hanım mı olurdu sanki? O bu değil. Benim canımı sıkan asıl konu başka. Ne gibi? Güllü çiftliğe hanım oldu olmasına ama arada Yasin var. O olmasa Cemşir. Yok. Onlar oldukça çiftçi başılık uzak bana. Düşünme şincik bunları. Hele Cemşir'in kışına takılıp çiftliğe bir kapağı atalım da undan, bulgurdan, yağdan sebepleniriz en azından. Una, bulgura kulak asma sen. Çiftçi başı ağa yarısı demek. Allem gallem Yasin'i hallederim ben. Ama Cemşir... Kızın babası. Of. Cemşir zor. Dur bakalım. Gönlünü ferah tut. Karartma hemen. Allah isterse ne olmaz? Çiğ yumurtaya can veren Allah. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Ben mayonezli balık yiyeceğim. Bekle. İyi seçim. Bana da aynısını ver. İçki alır mıydınız efendim? Ne içersin? Rakı. Rakı. Bekle. Anlat bakalım. Nasıl geçti günün? Sen beni bırak da şu sürprizden bahset bakalım. Acelemiz yok. Sürprizi konuşmak için daha vakit var. Sen beni öldürecek misin meraktan? Hoş geldiniz efendim. Ah, işte oradalar. Bonsoir. Renan. Muzaffer'ci. Bu ne sürpriz böyle?
Tebrik ederim, evlenmişsin. Evet, evlendim. Bakıyorum, sen de Avrupa'dan sıkılmışsın. Ne derler bilirsin. Il va mieux d'être aux eaux de campagne qu'aux eaux de cage. Oui, oui. Renan'la Neriman'larda karşılaştık. Seni görmeyi çok istediği için tuttum kolundan buraya getirdim abi. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Tanıştırayım Renan. Sevgili eşim Güllü. Memnun oldum. Ben de. Güllü, Renan da benim... Eski nişanlısı. Ya. Buyurun lütfen. Renan Paris'te yaşıyor Güllü. Ressamdır. Biz de gideceğiz Paris'e. Hmm. Est-ce que vous avez déjà vu Paris? Ta ilk kez gidecek. Ne dedi? Senin daha önce Paris'e gidip gitmediğini soruyor. Siz ne istersiniz hanımefendi? Bir menü alabilir miyim s'il vous plaît? Pekala. Anlat bakalım. Nasıl gidiyor resim çalışmaların? Sıkıcı. Artık daha lirik ve soyut resimler yapmak istiyorum. Nasıl desem, sonsuz bir yağmur içinde renkler merveye olmalı. Hı, ilginç. Hayırdır kurban? Nereye böyle dalgın dalgın? Giritli'ye gidiyorum. Gelsene. Vallahi çok isterdim ama Muzaffer Beyler büyük kulüpteler. Ya. Güllü de orada mı? Evet. Yanında. Hadi sana affet. Kemal. Hiçbir şey için geç değil. Güllü Muzaffer'i sevmiyor. Besbelli bir şey bu. Kemal. Onunla parası ve gücü için evlendi. Senden. Babasından. Ona acı verenlerden intikam almak için. Onlar kendilerini hiçbir zaman affettiremezler. Ama sen affettirebilirsin Kemal. Ona duyduğun aşkın bitmediğini, hala ondan başkasını sevmediğini ve sevemeyeceğini anlatmalısın ona. Çok vakit kaybetmeden yapmalısın bunu Kemal. Yoksa Güllü'yü ilelebet kaybedeceksin. Dans edelim. Hadi, sürple. Ben Hela'ya gideceğim. Hela mı? Bana. Gel şekerim. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Bırak kolumu. Bu köylü kızla nasıl evlenebildin Muzaffer? Renan, lütfen. Eşimden bahsettiğini unutuyorsun.
Anladım. Le coup de foudre. Evet. Bir tür yıldırım aşkı. Bırak kolumu dedim ula. Bizim için tuttuğum evi hatırlıyor musun? Evlenince oturacağımız ev. Ben orada bekleyeceğim seni. Daha çok beklersin. Bana bak. Bas git buradan. Yoksa kocamı çağırırım vallahi. İznin nerede? Bekleyeceğim seni. Yarın 2'de. Güllü. İyi misin canım? İyiyim. Helal şey, tuvalette sıcak bastı da. Ben sıkıldım. Gidelim buradan ne olur. Tamam. Gideriz. Ne düşünüyordun? Hiç. Nasıl hiç? Gözümün önünde asıldı sana bütün gece kadın. Boş ver onu. Çok eski bir macera. Ya çok eski. Nişanlanmış ama Soyka. Sadece bir hafta. Beyi tanımıştım o zaman. Karşılıklı atıverdik nişan yüzüklerini. Bana niye söylemedin hiç? Ehemmiyeti yoktu ki benim için. İşte sürprizim. Hafta sonu Paris'e uçuyoruz. Kulüpte söyleyecektim ama fırsatım olmadı. Gitmiyorum ben Paris'e Marise. Gitmiyor musun? Gitmiyorum tabii. Gavurca öğreneceğim önce. Öğrenmeden hiçbir yere gitmem vallahi. Ne gülüyorsun? Öğrenemem mi ki ben? Öğrenirsin tabii. Sendeki zeka kimde var? Sadece gavurca da değil. Yemesini, içmesini, oturmasını, kalkmasını her bir şeyi öğreneceğim. Dört dörtlük karı olacağım sana bak gör. Yarın sabah erkenden Madame Emma'nın kapısındayım. Canım karıcığım benim. Canım kocacığım nasıl deniyor? Gavurca? Gavurca demiş mi yahu? Ne diyeyim? Fransızca de, İngilizce de. Güllü, geç kalıyoruz. Tamam, geliyorum. Ben arabadayım. Tamam. Dün akşam çok güzel oynadın Ali Cengiz oyunlarını. Aferin sana. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Bal gibi de anlıyorsun. Ama çabaların nafile. Muzaffer'i ne yapsan da ayıramayacaksın benden. Benimle iyi geçinmeye bak. Ancak ölüm çıkar beni bu çiftlikten çünkü. Cemşir.
akıl nedir bilir misin? Nedir? Bizim şu çiftliğe bir gitmemiz lazım diyor. Kendimizi bir göstersek, hatırlatsak Muzaffer Bey'e. Muzaffer bizi davet etmedi ama. Davete gerek mi var? Sen ki Muzaffer Bey'in koskoca bir kayınpederisin, değil mi? Güllü biz geldik diye bozuk çalmasın sakın. Vallahi sen bilirsin. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Hem çiftçi başı olacağım diyorsun, hem de burada böyle camış gibi yatıyorsun. Bak inek. Şimdi de. İnek. Bey çiftlikte falan değildir. Boşuna yorulmuş oluruz. Akşamı bekleyelim. İyi. Sen benim kurban. Kız düşündüğümden de kurnaz çıktı Yasin ha. Attığım her adımı önceden seziyor sanki soygun. Bunları bana niçin anlatıyorsun Selda Hanım? Benim elimden ne gelir? Anlatıyorum. Çünkü bu çiftlikte senden başka dostum kalmadı Yasin ha. O güllü denen kız yüzünden abim bile beni görünce yüz çevirir oldu. Sen rahmetli annemle babamı iyi tanırdın. Bir mesele olup başları sıkıştığında sana gelirlerdi. Senden akıl alırlardı. Şimdi söylesene bana. Onlar yaşasalardı Güllü gibi bir kızın abimle evlenip gelip çiftliğe hanım olmasına izin verirler miydi? Vermezlerdi elbet. Ben de vermem. Veremem Yasin Ağa. Anladın mı? Veremem. O kız bu çiftlikten gitmeli. Kız nikahı bastı beye. Bu saatten sonra nasıl olacak bu iş? Benim bir umudum var. Renan. Abimin eski nişanlısı hatırladın mı? Hayal mayal. Malum o vakitler bey habire başka başka avratlarla geziyordu. Renan iyi kızdır. Paris'te tahsil terbiye gördü. Hem beni de çok sever. Eğer abimle yakınlaşmalarını sağlayabilirsem... Bakın, bana akıl sormuşsunuz. İşte size akıl. Bana kalırsa karışmayın bu işe. Evlilikleri nasıl olursa olsun, karı kocanın arasına nifak sokmak günahtır. Bir kızın gelip ailenin arasına nifak sokması günah değil midir peki? Tabii o da günahtır. Ama... Aması falan yok Yasin ha. Şimdilik tek umudumuz Renan. Allah belanı versin senin salak herif. Kusura bakmayın, yanlışlık mı oldu? Yanlışlıkla mı oldu? Beceriksizliğimden, aptallığımdan oldu demiyor da. Yeter be. Karşında çocuk yok senin. Terbiyesiz. Sen bana karşı nasıl sesini yükseltebilirsin ha? Yükseltiyorum ulan. Ne var ha? Ulan mı? Defol çabuk bu çiftlikten. Gözüm bir daha seni görmesin. Sen beni kovamazsın. Ben istifa ediyorum. Cehenneme kadar yolun var. Herkes Ali Kıran baş kesen oldu bu çiftlikte be. Gel. Saloğlu sen miydin? Hayrola? Borcumu getirdin mi Zekai Bey? Acelesi yoktu oğlum. Ancak yarısına yetti haftalım zaten. Kalanın da inşallah önümüzdeki günlerde. İyi. İyi, sıkma sen canını. Dedim ya, acelesi yok.
Nasıl gidiyor iş? Alışabildin mi bari? Ya çok zor biliyor musun? İnşallah alışacağız ama. Mecburen. Tamam. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol. Sen hala buralarda mısın? Hani yani balayı filan demiştin ya. Hafta sonu demiştim. Boş hafta sonu da gidemeyeceğiz ya. Hayrola? Neden? Güllü'nün bazı işleri çıktı. Gel. Ne oldu Ahmet? Ben işi bırakıyorum Muzaffer Bey. Bırakıyor musun? Neden? Kız kardeşiniz. İşe girdiğimden beri geçinemiyoruz kendisiyle. Allah Allah. Sebepsiz yere bağırıp çağırıp duruyor. Sürekli azarlıyor beni. Ben babamdan bile işitmedim bu kadar azarı. Ben artık çiftlikte duramam. Kusura bakmayın. Dur bakalım, dur. Acele etme. Bir hafta izin vereyim sana. Git biraz dinlen. Kararını da tekrar düşün. Düşünecek bir şey yok Muzaffer Bey. Ben kararımı çoktan verdim. Ahmet. Olmuyor ama şimdi değil mi? Hem bak, sen sadece Halide Hanım'ın değil Muzaffer Bey'in de şoförüsün. Öyle değil mi? Muzaffer Bey'in ne günahı var şimdi? Zekai doğru söylüyor Ahmet. Ben senden gayet memnunum. Halide'ye değil sadece bana çalışırsın, olur biter. Sağ olun ama Halide Hanım beni rahat bırakmaz çiftlikte. Demek ki Halide'den bu kadar yaka silktim ha. Peki. Peki Ahmet. Madem istemiyorsun, zorla tutacak halimiz yok seni. Zekai, Ahmet'e bir çek yaz. Bu ayki maaşı bir maaş da ikramiye. Çok sağ olun Muzaffer Bey. Yeni bir iş buluncaya kadar idare eder seni. Senden bir şey daha isteyeceğim Ahmet. Buyurun. Yerine birini bulacaksın. Senin kadar çalışkan, dürüst ve güvenebileceğim birini. Bonjour. Bonjour.
Kumanta lavuğu. Jöle. Très bien, merci. Hayır yavrucuğum. Je vais très bien, merci. Tekrar et bakalım. J'aurai tibi. Maintenant olmuyor, olmuyor. Aklınız nerede sizin kuzum? Affedersin madam. Affedersin olmaz. Kibar bir hanımefendi her zaman affedersiniz der. Affedersiniz. Oui. Dikkatinizi verin şimdi lütfen. Evet. Baştan başlıyoruz. Allez. Löver. Oui. La fourchette. La fourchette. Oui. Madame. Hı -hı. Marveleur ne demek? Merveilleux. Harika. Olağanüstü demek. Peki banal? O da adi, bayağı demek. Hı -hı. Evet, devam ediyoruz şimdi. La serviette. La serviette. No. La serviette. La serviette. Bravo. Gayet iyi gidiyorsunuz. Peki bugünlük dersi bitiremez miyiz? Niçin kuzum? Geldim işte. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Vaktim çok az. Seni bu eve getirdiğim günü hatırlıyor musun? Ne kadar mutluyduk o zamanlar. Paramız pulumuz yoktu belki ama... her şeye rağmen umudumuz vardı. Evlenecektik. Burada yaşayacaktık. Sen dikecektin evin perdelerini. Ustabaşılar, fabrikadan arkadaşlarımız bayramlarda bizi görmeye geleceklerdi. Sevgimiz bu harabeyi sıcacık bir yuva haline getirecekti. Birbirimizden başka hiçbir şeye ihtiyacımız yoktu. Yeter. Bunları söylemek için mi çağırdın beni buraya? Yalanlarınla nasıl kandırdığını anlatmak için mi? Hayır. Yalan değildi hiçbiri. Ben seni çok sevdim Güllü. Hala da seviyorum. Deliler gibi seviyorum. Ne olur inan bana. Artık çok geç. Bunları hastane odasından beni it gibi kovarken düşünecektin. Senin için yaptım. Seni korumak için. Sana o zaman git demeseydim öldürecekti baban seni. Öyle mi? Ben seninle olmak için ölüme bile razıydım oysa. Ama sen korkaklığının, yüreksizliğinin esiri oldun. Ben büyüdüm artık Kemal. Artık karşında o eski fabrika kızı Güllü yok. Ama
İyi oldu beni gönderdiğin. Hanım oldum sayende. Koskoca Muzaffer Bey'in karısıyım artık. Her şeye sahibim. Para, pul, zenginlik. Bir zamanlar içinde çalıştığın fabrika bile benim. Sen ne verebilirsin bana? Ha? Söyle neyin var? Ne verebilirsin bana fakir ve basit hayatından başka? Yeter. Zavallısın sen. Ve hayatının sonuna kadar da zavallı olarak kalacaksın. Bir çay daha alır mıydınız Muzaffer Beyciğim? Hayır madam, teşekkür ederim. Nereye gittiğini söyledi mi size? Bir arkadaşımı göreceğim dedi. Nerede kaldın merak ettim. Pakize'ye uğradım da. Ağladın mı sen? Pakize ile eski günleri yad edince hüzünlendim biraz. Hadi. İyi akşamlar madam. İyi akşamlar monsieur. Pakize mahalledeki arkadaşın mıydı? Evet. Eski alışkanlıklarını değiştirsen iyi edersin. Ne demek şimdi bu? Hem Fransızca dersler alıp hem de mahalle karılarıyla gezip tozamazsın demek. Mahalle karısı değil o. Benim arkadaşım. Arkadaşlarını değiştireceksin o zaman. Sen onunla görüşürsün. Karışmam sana. Çiftçi Muzaffer izin mi verdi bu akşam sana? Sen. Ben işi bıraktım. Bıraktın mı? Nasıl bıraktın? Basbayağı bıraktım. Sebep? Muzaffer Bey'in hemşiresi Halide Hanım. Çok kötü davranıyordu bana. Çıktım Muzaffer Bey'in yanına. Ben gidiyorum dedim.
Gitme demedi mi? Dedi. Dedem mi? Anlatınca Halide'nin yaptığı terbiyesizlikleri, o da hak verdi. Peki dedi. Ama yerine birini bul, öyle dedi. Çok banal. Renkler sonsuz bir anor içinde marfa yağı olmalı. Je vais très bien, merci. O pulluklarla mibzerleri aşağı tarafa alın. Yakında gelecek traktörlere yer açmak lazım. Peki efendim. Halide nerede? Bağ evine gitti. Hafta sonunu orada geçirecekmiş. İyi. Geçirsin bakalım. Yediği haltı bildiği için benden korkusuna gitmiştir. Kibiri yüzünden iyi bir şoförden etti bizi. Hadi iyi geceler Yasin Ağa. İyi geceler. Ne yapıyormuş bakalım sevgili karım? Hoş geldiniz monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Muzaffer. Ben ismimi değiştireceğim. İsmini mi değiştireceksin? Hı hı. Niçin? Güllü ismi çok adi. Nasıl diyeyim? Banal. Peki ne olacak yeni ismin? Serap. Serap olsun. Nasıl? Güzel isim değil mi? Güzel isim evet. Serap Hanım, ha? Bak ne kadar yakıştı ağzına. Giriniz. Misafirleriniz var Güllü Hanım. Efendi. Kimmiş? Ne misafiri? Babanızla Berber Reşit. İstemez. Defet gitsin. Dur, dur. Olur mu öyle şey canım? Baban o senin. Ayıp olur. Ayıp falan olmaz. Kim bilir gene ne külah kapma peşindeler. Yoksa umurlarında mı olurum ben? Tamam, tamam. Ben konuşurum. Sen bir ara gelir, merhaba der, dönersin. Oldu mu? Vazgeçtim. Sen karışma, ben konuşacağım onlarla. Güllü Hanım sizi çalışma odasına kabul edecek. Buyurun. Rica ederim. Bırakın onu şuraya. Bırakın, bırakın. Estağfurullah. Oturun hadi.
Muzaffer Bey'e dua edin. O olmasa değil beni görmek, çiftliğin kapısından bile giremezsiniz. Eksik olma. O senin esaletin. Sen istemesen bey sana karşı mı gelebilirdi? Kibarlık öğrenin biraz. Sen denmez kadınlara, siz denir. Doğru kızım, haklısın. Haklısın değil, haklısınız. Heya, haklısınız. Heya değil. Evet. Güllük kızım biz... Güllü yok artık. Bundan böyle benim adım Serap. Güllü ismi Banal. Ne demek banal? Adi güllü demek ayo. İzin verirseniz size bir şey sormak istiyorum. Söyle bakalım. Bizim mazur gör kızım. Baban da ben de cahil insanlarız. Ama ben bu yaşıma geldim. Bizler arasından senin gibi akıllı birisi çıktığını hiç görmedim. Sen çok maşallah çok akıllısın. Ben zaten bizim avrada da söylerdim. Avrat avrat derdim. Bu kızda iş var. Bu kızın geleceği çok parlak. Tamam. Yeter artık. Belli ki buraya yalakalık etmeye gelmişsiniz. O nasıl söz kızım? Basbayağı söz işte. Çıkarınız olmasa, külah kapma derdiniz olmasa, kılınızı kıpırdatmazsınız siz. Şimdi defolun çiftliğimden. Bir daha da sakın buraya gelmeyin. Hadi. Peki. Güllü ne diyecek bu işe ha? Ne diyebilir ki? Şikayet mi eder yani? Kemal benim eski sevgilimdi. Onu işten at mı der Muzaffer? Hem sen değil miydin bana? Hiçbir şey için geç değil diyen. Hı? Dedim. Dedim ama. Çiftliğe şoför olarak gir. Ortalığı karıştır demedim ki ben sana. Hem Güllü sürekli göz önünde olmana izin vermez Kemal. Başka çarem yok Ahmet. Güllü bana döndürmek istiyorsam onun etrafında olmalıyım. Beni her gördüğünde Muzaffer'i sevmediğini... Onunla sırf parası için evlendiğini hatırlamalı. Muzaffer'le el ele yürürken, yemek yerken, yatarken, gezerken... Benim varlığım rahatsız etmeli onu. Şimdi söyle Ahmet, yarın beni Muzaffer'e götürüyor musun, götürmüyor musun? Peki. Hadi kalk gidelim. Gidelim. Hmm.
Adana'da bu kadar güzel şarap yapıldığını bilmiyordum doğrusu. Paris'e giderken birkaç şişe götüreyim de Fransızlar şarap görsün. Hemen mi dönüyorsun Paris'e? Evet, yarın. Önce İstanbul'a, oradan doğru Paris'e. Ben biraz daha kalırsın diye düşünüyordum. İsterdim ama mümkün değil. Param da azaldı zaten. Yapma. Para senin için mesele mi Allah aşkına? Tek bir tablonu satsan aylarca geçindirir seni. Keşke dediğin gibi olsa. Paris'te yaldızlı bir hayat yaşamıyorum Halide. Sanat camiasını kendini kabul ettirmek pek kolay değil. Evet, resimlerim satılıyor. Ama düşündüğüm paralara değil. Peki, niçin Paris'i bırakıp Adana'ya yerleşmiyorsun? Adana artık eski Adana değil. Her geçen gün zenginleşiyor. Herkes evler, apartmanlar yaptırıyor. Bir sürü para harcıyorlar şatafata. Bilmem ki. Ne yaparım ki ben burada? Ne mi yaparsın? Ben sana ne yapacağını söyleyeyim. Sen oturup o güzel resimlerinden yaparsın. Sonra sana burada bir galeri açarız. Hem biliyorsun benim çevrem çok fazla. Senin tek bir tablona dünya kadar para verecek insan tanıyorum. Heyecanlandım bak şimdi. Olur mu sence? Sen istersen niye olmasın? Tamam. Yerleşeceğim Adana'ya. Ama toparlanıp dönmen biraz zaman alır. Olsun olsun. Ben de sen dönene kadar çevreyi hazırlarım. Oh, Peugeot'a donayan beze. Ah. Gir. Gel bakalım Ahmet. Yerime birini bulmamı istemiştiniz ya Muzaffer Bey. Bu Kemal. Kendisi arabalardan benden daha iyi anlar. İyi de şofördür. Daha önce nerede çalıştın? Ankara'daydı. Bakanlıklarda usus şoför olarak çalıştı. Bakanlıklarda ha? Evet. Peki niçin bıraktın? Doğma büyüme buralıyım. Anam hastalanınca bırakıp geldim bir sene evvel. Hala. Ahmet kefil olduğuna göre benim için tamamdır. Hemen bugün başlar mısın? Başlarım efendim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Yılanın deliğine girmeyi başardın. Senin sayende. Her şey için sağ ol Ahmet. Kendine iyi bak kardeşim. Allah'a ısmarladık.
Madam Emma'ya gideceğiz Ahmet. Ahmet işi bıraktı. Artık yeni şoförünüz benim hanımefendi.